Şey emekliye eksam farkına bir ha, anlatalım. Şimdi evet. e, ben bugün sordum e, insanlar e-devletine giriyorlar. Evet. E, sen mesela almışsın maaşını. Evet. Peyderpey artık ödenmeye başlandı. Evet. Şeyi merak ettim sordum onu açıklığa kavuşturduk size de söyleyelim. Şu Söyle, anda aynen. aldığınız veyahut da birkaç gün sonra alacağınız olan zamlı maaşınız %37 virgül küsur olan. Aynen yani, yapılan ha, yani bugün komisyonda tamamlanınca bu tip görüşme yani bu görüşmeler okeylenince tamam dediklerinde artı yüzde beşi alacaksınız. Evet şimdi o, o önemliydi. Herkesin kafasında bir şey vardı. Evet, alan bu gibi. mu benim maaşım bu diye, mu diye, diye düşündüler. Hayır bu değil efendim. Artı yüzde beş olacak. Şimdi bakın yasa meclise geliyor diyor. Bir de onu verelim ki binlerce insanı Hı -hı. ilgilendiriyor Tabii. bu. Birinci adım aylık gününde yüzde 37,76 zamlı maaş alınacak. O demin söylediğimiz evet. olan İkinci adım refah payı ve taban maaş için yasa çıkacak. Hı hı. Üçüncü adım ise 5 puanlık refah payı hesaplara yatırılacak. Bak bu da önemli. Hı hı. Ve dördüncü adım düşük maaşlar 10 bin liraya tamamlanacak. Yani en düşük hani ne alıyor insanlar en düşükse. 7500'ü ona beş... tamamladılar işte. Zaten tam onun küsürüne tamamladılar. Artı yüzde %5 verecekler. Refah payı verecekler. En düşüğü 10 bin lira evet. yani Ne kadar olduğunu... Yani beklenen efendim daha bir yüzde %5'iniz var merak etmeyin. Evet, evet şimdi biz böyle açıklamaları yapıyoruz ama tabii halk nezdinde bu nasıl bir tabii. yankı buldu? Cumhurbaşkanının müjde olarak açıkladığı bu haber. Bakalım haberimizde izleyelim. Ne müjdesi? Ne müjdesi? Ne müjdesi? Hangi müjde? Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Emekliye müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. SSK ve Bağkur emeklerine %5'lik ilave artış yapıldı. Zam oranı yüzde buçuk oldu. En düşük emekli maaşı ise yüzde otuz üç artışla 7500 liradan on bin liraya yükseldi. Ne yapalım? İstemezse onu da vermez. Devlet yani bu maaşı verebilirse iyi. Verdi. Harca harca bitmez. Ne yapacağım aşağıya? Bu ne geçirince ne yapacağım? Askeri ücretin 17 bin lira olduğu bir ortamda 10 bin lira emekli maaşı olmaz. Yetmiyor yavrum. Yetmiyor. 10 bin lira emekli maaşı yetiyor mu? Ev kirazdan yetmiyor. Şimdi 10 lira yaptı. Yeter mi diyor. Allah'ıma çok şükür. Harcamasını biliyorum durumumuz da çok iyi. Allah kimseyi vatansız etmesin, devletsiz etmesin. Var olsun iftikar edeyik biz devletimizi, toprağımıza, bayrağımıza. Yabancı ülkeler perişan. Almanya perişan, Fransa, İngiltere. Bizim o otobüs kartı olmasa biz buralara gelemiyoruz. Yaşlı kartı var ondan gideceğim. Allah keyfimizi bozmasın. Siz ne kadar bekliyordunuz? Biz mi 12-13 bekliyorduk. Dur. Yeter miydi 12-13? Normal idare ederdi. Evet. En az 15. E biz 14-15 bekliyorduk. Ama 2.5 lira para verdiler işte. Onlar az da versen parayı görmemişler. Allah şükür değil. Allah'a kurban olalım ya. Olmadık şeye nasıl şükür ediyorsun? Şu anda en az, en az alacağımız 25 milyon para lazım bize ya. Emeklileri hiçe sayıyorlar. Emeklilere devlet bütçenin yarısını da verse emekliler yine aç. Niye aç? Oğluna ev çek, kredi çekiyor, ev alıyor. Kızlar düğün yapıyor, araba alıyor, akşam akarı parklarda geziyorlar. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı memur emeklilerine yapılan %49'luk oranın altında kaldı. Emeklilerse maaşların eşitleneceği umuduyla Temmuz ayını beklemeye başladı. Temmuz'u bekleyeceğiz. Vermezse bile ben yani karşı değilim. Vermesin, istemeyeyim. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Temmuz'da yapacağım diyor. Hiç de yapacağına inanmıyorum. Hiç yapmayacak. Yapmayacak bak. Sözünde durur verir. Ondan yana tereddüt etmiyorum. Evet çeşitli şeyler vardı, tepkiler vardı. Kimisi iyi diyor, kimisi bak bir tanesi çok ilginç diyor. Diyor ki alıyorlar diyor, kızını evlendiriyor. Araba alıyor. Ne yapacak bu yaşta? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Pardon beyefendi. <laughs> e, e, yani ne yapsın adam? Kız evlenecekse evlenecek. Araba almak gerekiyorsa alacak. E i̇şte diyor oraya buraya eğlenceye gidiyor diyor. Yetmiyor. E, diyor. Emekliliğin amacı ne? Niye emekli oluyor insanlar? E, daha rahat. Kafa dinlemek, evet, için. Kafa dinlemek için. Hayatın güzellikleri. Geçsinler. Avrupa'daki emekliler ne yapıyor? Her fıldır yer, fıldır geziyorlar. Her yeri geziyorlar. Her yeri geziyorlar. Bizde de işte böyle. yani Ya bilmiyor musun? Geliyorlar Mart ayından itibaren <laughs> Antalya'daki otelleri bir yer e, diyorlar ki biz orada kira vermektense burada yaşamayı tabii, tercih Bodrum, ediyoruz diyorlar. Bodrum, Antalya bunlarla dolu. Geliyorlar <laughs> e, yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. 2000-3000 Euro arasında emekli maaşları varmış Almanya'dakileri. Sordum ben. Bizim bir komşumuz Alman'dı. E, 3000 Euro bak geçen sene Euro neydi hatırlayamıyorum 20 miydi? 20 Yani o, o zaman bile 60 bin lira karı koca olduğu zaman 120 bin lira para alıyorlar. Her gün dışarıda balık yiyorlar. Türkiye cennet. E tabi dedim cennet. Euro cennet dedim de bize size sor. cennet bir de bize sor. Aynen. Ama geneli memnun değil bunu da kabul evet. etmek, lazım. etmek lazım. O eşitsizlik biraz herkesi burdu. Evet yüzde %5'ten sonra neler yapılacak? Bir de Temmuz var hep.